Keşke bardak da olsaydı başkanım. Mektubu arkadaşlar ben aldım. Vahap Sümbüloğlu ile beraber dışarı çıktım. Yani kapının önünde polisler vardı. Vahap polisleri tanıyordu. Biz çıktık. Tam karşıda bizim otelimizin ana girişinin tam karşısında bir şey var. Bir iş anı var. Bu iş anın, uzun bir iş anı, arka çıkışı valiliğin otoparkına çıkıyor. Oradan girdik birlikte. Valiliğin otoparkının arkasından valiliğe ulaştık. Çünkü o tarafta kimse yoktu. Bir Allah'ın kulu yoktur o tarafta. Bütün, sanki dersiniz ki bütün Sivas Madıvan önünde. İncin yok. İçeriye girince Mehmet Kırbak, Mehmet Vahap müdür, benim görevim bitti başkan dedi ve beni terk etti. Ben yukarıya çıktım, valilik katına çıktım. Genel sekretere, valilik sekreterine kendimi tanıttım ve içeriye benim ismim verildi. Vali Ahmet Karabilgin gelmemi söyledi. İçeriye girdim. İçeride 4 kişi oturuyordu. Vali oturuyor, emniyet müdürü oturuyor, Tugay komutanı oturuyor ve bir adam daha oturuyor. Gözlüklü bir adam. Gözlüklü bir adam. Şunun için gözlüklü olduğunu söylüyorum. Diğerlerinin mimiklerinden ve konuşmalarından adamın iç dünyasını okursunuz. Hani öyle bir şey vardır. İnsan insana samimiyet ölçersiniz gözünden. Bu adamın gözü kapalı olduğu için bu adamın samimiyetini ölçemedim. O yüzden o anekdotu söylüyorum, gözlük meselesini. Valiyi şöyle tahlil ettim. Vali çırpınıyor ama anladım, vali bypass edilmiş. Valinin yetkileri alınmış. Valinin yetkileri alınmış, katliama hükmeden muktedire verilmiş yetkiler. Bu muktedir tabii önemli. Vali asker istiyor. Yok, polise ateş açın diyor. Yok, havaya ateş açın diyor. Yok, cop kullanın diyor. Yok. Dolayısıyla vali bir garip. Bir garip vali orada oturuyor. Emniyet müdürü emri artık validen değil, muktedirden alıyor. Bir muktedirden emir alıyor. Komutan valiyi hiç dinlemiyor. Komutan da, Tugay komutanı, Tuğgeneral Ahmet Yücekök de yine emri bir muktedirden, aynı muktedirden alıyor. Yanındaki adam, bunları şunun için söylüyorum, bunlar konuştular. Saçma sapan da olsa, anlamsız da olsa, benim açımdan hiçbir değer ifade etmedi üçünün de konuştukları. Değersiz de olsa bunların temayüllerini, iç dünyalarını ölçebiliyorsunuz. Ama bu gözlüklü adam hiç konuşmadı. Dolayısıyla bu gözlüklü adam halen benim açımdan kim olduğu belirsiz olan bu muktedir, muhtemelen muktedir ya da muktedirin temsilcisi, bu adamın temayülünü, kim olduğunu, kimliğini ölçebilmiş değilim. Bu adam konuşmadı. Bu adam konuşmadı ve ben dedim ki kendi dünyamda mesele sandığımızdan da ciddi. Neden? Çünkü şurada Tugay komutanlığı var. 5000 küsür insan asker olduğu söyleniyor. Şurada jandarma alay komutanlığı var. 5 dakika ötede. Jandarma alay komutanlığı. Burada emniyet müdürlüğü var. Bunların hepsi 5'er 10'ar dakika yürüyerek. Bu polis bizim solcuların, sosyalistlerin gösterilerinde, yürüyüşlerindeki polis değil. Bu polis başka bir polis. Bu polis oradaki eylemcilerle kucaklaşıyor. Bu asker, Alevilerin çok güvendiği bu asker, benim de o güne kadar hakikaten iç dünyamda sempati duyduğum bu asker, eylemcilerle kucaklaşıyor. Ve
Bu askerin, bu polisin cop kullanma yetkisi yok mu? Şöyle bir şey var. Emniyet görevlileri bilir. Polisin polis olmaktan kaynaklı olarak polis selahat bilmem nesi yetkisine göre açan alanı belki açar. Buna göre zorda kaldığında emir almaksızın copunu kullanabilir. Birkaç gün önce bir katil durup dururken saldırdığı Ethem'in üzerine silah sıktı, kurşunladı, öldürdü değil mi Ethem dedisi? Aynı yetkiye, aynı şeye sahip. Bırakın tabii kimse ölmesin, tabii ki kurşun sıkmasın. Bunu istiyor, bunu öneriyor değilim. Ama bu polis havaya ateş açsa, bu polis copunu çıkarsa, bu gerici güruh çil yavrusu gibi dağılacak. Ama bu olmadı. Bu olmadı. Buradan arkadaşlar gördüğüm manzara karşısında geriye dönmek durumundan başka, geriye dönmekten başka bir şey kalmadı. Bana çünkü şundan dolayı ben bekliyorum ki bana bir öneri gelsin. Yani ben şenlik komitesi başkanıyım. Derneğin genel başkanıyım. Ben oranın sözcüsüyüm. Onların önderiyim. Bana bir şey söyleyin. Yani bana deyin ki sizi otobüse alacağız, cop kullanacağız, sizi çatıya çıkaracağız, sizi işte yolu keseceğiz, bir şey yapacağız, sizi kurtaracağız. Yok böyle bir şey. Bizim kurtulmamıza dair bir tek şey, bir tek insan bir şey söylemiyor. Bunu ben önerdim. Dedim ki şu güruhu biraz geriye çekerseniz, yani otelin önünü azıcık boşaltırsanız, azıcık rahatlatırsanız, buraya bir otobüs verirseniz biz buradan otobüslerle çıkarız, gideriz. Ama bize bu güvenceyi verin. Bize sonradan söylenen nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ya otobüslerin camları kırılırsa? Bize verilen yanıt bu. Arkadaşlar şunu yaptım, izin istedim ve ben çıkıyorum Sayın Valim dedim, çıktım dışarıya. Arkadaşlarımı bu size anlattığım gibi ya da benzer bir biçimde oradaki izlenimlerimi oradaki insanlara anlattım. Son beşti. Şey yok. Evet. Geldiğimde yine kurtulma çareleri arandığını gördüm. Benim bu izlenimleri anlatmamla birlikte zaten oradaki heyet de buradan bir şey beklemediğini de gördüm. Yani onlar yazan çizen aydın insanlar bana göre daha tecrübeliydiler. Devleti daha iyi tanıyorlardı doğrusu. Devletin ne yapılacağına dair onların zaten benden daha çok öngörüleri vardı. Dolayısıyla çok beklentileri olmadıklarını gördüm, şahit oldum. Ama bir taraftan da Erdal İnönü'ye, Başbakan yardımcılarına, bakanlara, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, SHP o dönemde iktidar ortağıydı arkadaşlar, onu anımsatayım. İktidarın yarısıydı. Yani bunlardan birisi, bir bakan, bir başbakan yardımcısı uçağa atlayıp gelseydi 4 saat önce gelmiş olurdu zaten Sivas'a. 5 saat önce gelmiş olurdu. Doğrudan doğruya belki hükmedebilirdi. Bir çare oluşturabilirim. Oluşturur muydu? Olur muydu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şundan bilmiyorum. Yani bir bölümünü düşünelim. Bir Pürsutan Adal Kültür Derneği diye bir dernek çıkmış. 12 Eylül'ün bütün tasarımlarını tarumar edercesine yeni bir kervan kurmuş. Yeni bir uyanış başlatmış. Çok mu kendime çok mu acaba şey yapıyorum ya da kendimize, derneğimize çok mu misyon yüklüyorum? Hayır. Çok misyon yüklemiyorum. Aynen böyleydi. Buna inanıyorum. Bütün bu muktedirlerin, paşaların, katliamcı geleneğin, onların mirasçılarının tasarımlarını yok eden bir tehdit haline gelmek üzere kartopu gibi büyüyen bir kurumlaşma haline geliyor. Kesmek lazım, katliam uygulamak lazım, işte onu görmek lazım, ne olduğunu bilmek lazım, anlamak lazım. Ya da hiç değilse bir Alevi Sünni
gerginliği, çatışması yaratmak lazım. Buradan yeniden istifade etmek lazım. Periyodik ihtilalleri, cuntayı yeniden güncellemek lazım. Yeni yetkilerle donatmak lazım. Daha onu tahkim etmek lazım. O anlayışı daha tahkim etmek lazım, büyütmek lazım. Ya da bunların hepsi ya da bir bölümü. Yani hepimiz buna dair bir düşünce üretebiliriz, fikir üretebiliriz, bir sonuç üretebiliriz mutlaka. Bunlardan da yani arkadaşlarımın herkesin kendi tanıdığı, herkesin kendi arkadaşı, milletvekili, bakan, başbakan yardımcısı. Örneğin Aziz Nesin rahmetli, sevgiyle, muhabbetle, özlemle anıyorum kendisini. Başbakan yardımcısıyla konuştu, Erdal İnönü'yle konuştu. Erdal İnönü'nün bir tavrı vardı. Merak etmeyin. Polis gelecek. Polis kurtaracak sizi. Hangi polis? Şimdi Erdal İnönü'nün polisi mi? Yani sürekli olarak Erdal İnönü'nün kapısını açan, saygı gösteren, çantasını taşıyan, el pençe divan duran polis mi? Yoksa şeriatçılarla iç içe olan, şeriatçılarla kucaklaşan polis mi? Hangi polis? Yani bunu şunun için söylüyorum. Erdal İnönü'nün söylediği polis başka bir polis. Türkiye'deki gelen anlamdaki polis anlayışı başka bir polis. O yüzden Erdal İnönü'nün polisi değil aslında polis olan. Başka bir polis var. Polis de gelmedi, asker de gelmedi, havaya da ateş açılmadı. Başka şeyler de oldu. Gelen itfaiye aracının önüne yatıldı. Gelen itfaiye aracının önüne yatan belediye çalışanları belediye başkanı tarafından, Temel Karamollaoğlu tarafından ikaz edilmedi. Onlar oradan kaldırılmadı. Polis de onları oradan kaldıramadı. Yangından sonraki bölümünü söylüyorum. Benzin getirildi. Polis benzin getirildiğini biliyordu, gördü. Ellerinde bidonla geldiler. İsimleri de var. Bunlar da mani olmadı. Polis bunlara da mani olmadı. Yani özetle şu, yani nasıl yandık, nasıl eldik, nasıl kurtulduk, nasıl kurtuldu, çocuklar ne dedi, nasıl bağırdılar filan. Bu işin başka bir kısmı, başka bir boyutu ya da trajik boyutu. Ama burada keseyim ben. Biraz Şanal Hanım'a da fırsat tanıyalım. Ben yeniden çok teşekkür ediyorum. Pazar Başkan'a sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Buyurun.